Şimdi Hatice'yi alıyorum. Hatice, selam, nasılsın? Merhaba. İyiyim çok şükür abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bu arada Özcan YouTube'dan yazmış. Tekrarı olacak YouTube'da yayınlarımızın. Hatice, ben de Hatice'yi tanıtalım önce. Zaten kendisi tanıtır. Hatice Protel'de front-end developer olarak çalışıyor ama kendisi daha detaylı tanıtır diye düşünüyorum. Çok da lafı fazla uzatmadan seni Vue 3 sunumunla baş başa bırakıyorum. Kolay gelsin şimdiden, ağzına sağlık. Teşekkürler. Selamlar herkese. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Hatice Edis ben. Yaklaşık demeyeyim. 2017'den beri sektörde olan bir yazılım geliştiriciyim. 3,5 senedir de Protel'deyim. Front-end developer olarak görev almaktayım şu an. Daha çok Vue üzerine çalışıyorum. Bugünkü yapacağım sunumda size Vue 3'te Composition API ile store yönetiminden bahsedeceğim. Aslında şöyle 3 basamaklı olacak sunumumuz. İlk önce Vue.X 4'te neler geldi? Çok küçük bir kısmını buna ayıracağım. Belki 3-4 dakika bile olabilir. Çünkü çok fazla değişiklik yok. Sadece kullanımında ufak değişiklikler var. Composition API'da. Ondan bahsedeceğim. Daha sonra Vue ekibinin Eduardo'nun özellikle geliştirdiği yeni bir store management yapısı olan Pinot'dan bahsedeceğim. Sonra da ufacık bir demo yapacağız ve son vereceğim. Evet, Vue'da bazı değişiklikler oldu dedik. Aslında şey, işte Vue 3'ün kendi getirdiği işte app.use olayından dışında Vue'da artık Vue.x'de Composition API için useStore adında bir metot getirdi. Bu metodu kullanarak yeni bir store objesi oluşturuyoruz. Bu store objesi normal bizim Composition API'daki this nokta dolar store ile ulaştığımız bir objenin aynısı aslında. İşte buradaki nesnelere işte commit objesine, dispatch fonksiyonuna, commit fonksiyonuna ya da işte state'in ve getter'ın içindeki datalara bunlara ulaşıp yerine göre işte compute yapıp bu şekilde kullanabiliyoruz. Dediğim gibi burada çok fazla bir değişiklik yok. VX tarafında sadece işte Composition API'nin getirdiği artık her şey functional mantığıyla yürüyen bir metot. Ama aslında tek bir fonksiyonla bütün yine store objesine ulaşabiliyoruz. Peki Pina nedir? Aslında girişte birazcık bahsettim. Pina 2019 Kasım dokümantasyonda yanlış hatırlamıyorsam öyle yazıyordu. 2019 Kasım ayından Kasım ayında deneme olarak geliştirilmeye başlanmış. Daha sonra üzerine daha fazla yoğunlaşarak state management yapısını tamamen fonksiyonel hale ve modüler hale getirmeye yönelik yapılan bir state management yapısı olarak VX'in karşısında bir alternatif diyelim. Daha yeni sayılır ama işi çok kolaylaştıran yönleri var. Bunlardan bahsedeceğiz biraz. Nedir peki bunlar? Güçlü yapısı diyoruz. Güçlü yapısı arkasında Vue ekibinin durması yine. Bu komünite açısından güçlü bir hani varoluştur. Onun dışında başka modüler olması birazdan bahsedeceğim. Ondan sonra daha böyle lightweight yapıda olması gibi
Ve çok basit şekilde tanıdık olarak basit şekilde kullanılabilmesinden ötürü birçok güçlü yanı var. Onun dışında type-safe olması bu ne demek? Şöyle biz bir yeni bir store oluşturduğumuzda ve bu store'u örneğin bir Vue dosyasında ya da herhangi bir JavaScript dosyasında kullandığımızda sadece TypeScript ile değil, aslında JSDoc'la bize oluşturduğumuz dataları kısa yoldan gösteren, fonksiyonları da kadar gösteren bir yapısı var. Aynı zamanda tabii ki Vue 3 TypeScript desteği çok büyük. Kendisi bildiğiniz üzere TypeScript ile tekrar yazıldı. Bundan dolayı da getirdiği bir type self özelliği var. Onun dışında dev tools support dediğimiz olay var. O da biliyorsunuz bizim Vue'nun dev tools'u var. Bu da burada VX için bir şeyler yapılmıştı ama ben çok sevememiştim açıkçası. Şimdi daha Pina ile yapılan Pina için yapılan support kısmı daha güzel. Hem Vue 2 hem Vue 3 için desteklenen bir yapısı var. Bunu söyleyebilirim. Daha esnek çünkü biz her şey fonksiyonel olduğu için bunu rahatlıkla bir yerde, herhangi bir yerde bir fonksiyon olarak çağırıp kullanabiliyoruz. Tekrar işte mesela VX'teki gibi işte git bunun store'unun getirisini bul, onu getir gibisinden şeyler tekrar tekrar yazmamıza hiç gerek kalmıyor. Birazdan göreceksiniz. Use işte store'u çağırdıktan sonra o store'u import etmemiz bir dosyaya yeterli. Daha sonra onu fonksiyon olarak çağırıp içindeki dataları çok rahat bir şekilde action'larına kadar kullanabiliyoruz. Modüler by Design dediğimiz olay biraz önce bahsetmiştim gücü olarak. Bu şöyle aslında VX'de şeydir hani her şey tek bir store'da toplanıyor. Daha sonra işte biz bu store'lardan gidip işte bunun state'ini buluyoruz. Ondan sonra getirsini buluyoruz falan filan. Bu tarz durumları vardı. Birazdan bahsederken göreceksiniz. Pina'da şöyle bir durum var. Her store'u kendi içinde import edip kullanabiliyoruz. Tabii bunun yine genel bir hani genel bir yapı altında topluyor. Ama biz bu objelere tek başına erişiyoruz aslında bu state'lere. Ve daha yönetilebilir, daha test edilebilir, kendi başına test edilebilir yine yapılar oluşuyor. Onun dışında daha light demiştik. Yanlış hatırlamıyorsam 1 kilobayt civarında bir dosyası olması lazım. Daha böyle lightweight bir şey dediğim gibi. Onun dışında gelelim nasıl kullanıyoruz. İlk önce tabii ki de bizim NPM store'umuzu NPM'den daha doğrusu Node'dan store'umuza eklememiz gerekiyor. Onun dışında saniye. Tamam. Bunu import ettikten sonra install ettikten sonra import diyorum. Pina'nın create pina adında bir metodu var. Bu tabii ki bildiğiniz üzere demiştik ki her şey fonksiyonel artık bu işte. Pina da aynı şekilde. Create pina dedikten sonra bunu
Normal bizim app.use diyerek bu store'u bizim uygulamamızın kullanmasını söylüyoruz. Daha sonra ise bu Vue3 için olanıydı. Pina hem Vue2 hem Vue3 ile kullanılabiliyor. Özellikle Vue2 için yazılmış Composition API eklentisi var. Bununla beraber kullanılabiliyor. Burada da yine PinaView plugin adında bir objemiz var. Bunu view.use diyerek veriyoruz. Daha sonra create pina diyoruz ve oluşturduğumuz view instance'ına bu pinayı veriyoruz. Bu şekilde bir kullanımı var Vue 2 içinde. Bunu da atlamış olmayalım. Evet. Daha sonra peki ben bu şu an benim uygulamam store oluşturmaya hazır demektir. Hepimiz artık kullandığına göre. Bu arada atladım biraz önce. Pina birden fazla Vue instance'ıyla Vue uygulamasıyla Pina instance'ını aynı anda kullanabiliyoruz. Onu da şurada not olarak yazmışlardı. Bu arada aldığım birçok örnek Pina'nın kendi official sitesinden, onu da belirteyim. O yüzden bazı komandlar görebilirsiniz hani. Bunlar kendi yazdığım komandlarım değil. Onun dışında şimdi bizim artık storelarımızı oluşturmaya başlamamız lazım. Bunun için de define store adında bir metodumuz var. Bu metodun iki tane parametresi var. Birinci parametresi store id diye geçiyor. Bu aslında store'umuzun unique bir ismi. İşte örnek veriyorum. Basket state'i tutacaksınızdır. Basket diyebilirsiniz vesaire. Sonra şunu öneriyor daha çok dokümantasyonda. Burada use store demişler. Mesela store benim o store'um basket store'u ise eğer use basket store örnek veriyorum ya da use card store gibi isimler kullanırsak daha okunaklı olacağını söylüyorlar. Bunu önermişler. Yine official dokümantasyonda. Daha sonra diğer parametresi de bizim optionlarımız. Optionlarımız ne? Normal bizim Vue Store'undan da aşina olduğumuz state'lerimiz, getter'larımız, action'larımız. Peki diyeceksiniz ki mutation nerede? Birazdan bahsedeceğim. Mutation aslında yok. Yani option'da verilen bir mutation objesi yok. Ama bir metodu var. Onunla beraber yine biz mutation gibi kullanabiliyoruz. İşte state'lerimiz, getter'larımız, action'larımız var. Aynı Vue.x'teki gibi. Getter'ları ES6 fonksiyonu olarak değil de normal fonksiyon olarak kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü getter'ın içinde biz this objesine ulaşabiliyoruz. Aslında normal fonksiyon olarak kullanırsak bunu bozmamak için bunu önermişler. Diğer bir seçenek de eğer sadece state'e ulaşacaksam ben stack'te işlem yapacaksın. Getter'ın içinde bir parametre olarak state'i alabiliyorum. Şurada state olarak gördüğünüz gibi. Aynı zamanda ben getter'lara parametre de verebiliyorum. Parametre verdiğim zaman içinde bir fonksiyon daha oluşuyor. Daha sonra bunu tekrar tekrar çalıştırıyor ama bunun
için performans olarak sıkıntı çok fazla yük oluşturacağını söylüyor dokümantasyonda. Çok kullanılmasını tavsiye etmiyorlar. Onu da belirtmiş olayım. Onun dışında storylarımızı oluşturduk biz. Örnek veriyorum şöyle, Tudu adında bir storum var benim. Daha sonra bu story'u arayüzde script setup ile direkt store'un kendisini çağırarak ve bu şurada eşitlediğimiz define store bir fonksiyon oluşturduğu için bu fonksiyonu çağırarak bunu burada kullanmak üzere bir store objesi oluşturuyoruz. Şimdi mesela ben şuradaki todos array'ine ulaşmak istiyorum state'imdeki. Normalde akıllara gelen şu store nokta todos'u bir değişken atayıp öyle kullanmaktır. Ama bu dokümantasyonda belirtildiği üzere datanın reaktifliğini bozacak. İlk initialize olduğunda hangi durumdaysa o state sayfa açıldığında daha sonra hatta sayfa açıldığında demeyeyim ben store'umu çağırdığımda ve bu değişkeni oluşturduğumda todos değişkenini oluşturduğumda hangi durumda kalıyorsa bu array'deki bu state'deki değişiklikleri algılamayacaktır. Bunun için de şöyle bir şey yapmışlar. Store to refs adında bir fonksiyon yapmışlar. Buraya parametre olarak store'un kendisini veriyorsunuz. İster bir değişkeni atayıp ya da ister örnek veriyorum burada mesela to store adında yazmışız. Şey yapabilirdik mesela use to do store fonksiyonunu direkt store to refs'in içinde de çağırabilirdik. Buradan hemen todos'u oluşturabiliyoruz. Todos state'ini çağırabiliyoruz. Bu todos state'i için bir tane referans oluşturuyor. Reaktif bir referans oluşturuyor. Böylece state'imizin reaktifliğini korumuş oluyoruz. Örnek veriyorum ben bir state'in içinde başka bir state kullanmak istersem onu da yine fonksiyonel olduğu için kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi örneğin getter'da fonksiyonun kendisi state'in kendisini çağırmışım. Sonra state'deki store'un kendisini çağırıp state'deki değerleri alıp birleştirip bir tane getter oluşturmuşum summary adında. Ya da işte action'da o store'daki bir action'ı yine aynı şekilde çağırabiliyorum. Ve UX'te hatırlarsınız şey vardı. İşte getire örnek veriyorum getirse bir action içindeki getirse dis olarak ulaşamıyorduk. Ya da şu an yanlış da söylüyor olabilirim. Belli başlı şeylere disle ulaşamıyorduk. Pina'da böyle bir durum yok. Her şey eğer ES6 fonksiyonu kullanmıyorsanız, normal function yani arrow function'la yazılmış bir fonksiyon kullanmıyorsanız, her şeye disle ulaşabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Dedik ki, Pina'da mutation yok. Bunun yerine Dispatch adında bir fonksiyon yapmışlar. Bu fonksiyonla store'u çağırdıktan sonra
Bana bir state objesi dönüyor burada. Burada ben istediğim değişiklikleri yapabiliyorum hani action yazmadan. Dilerseniz action'da da normal örnek veriyorum. Şöyle biraz geri döneyim. Şuradaki state'e geri dönecek olursak örnek veriyorum ben fetch tools içinde this.loading true yapıp işte işlem bittikten sonra false yapıp bunu yine action'ın içinde de değiştirebiliyorum. Bunun için herhangi bir engelimiz yok. Daha sonra bu oluşturduğumuz patch ile oluşturduğumuz aslında her biri biz objeyle vermememize rağmen birer mutation, state'i değiştiren mutationlar. Bu mutationların biz subscribe dilimlenmede yapabiliyoruz. Yani dinleyebiliyoruz aslında o eventlerin çalışıp çalışmadığını. Örnek veriyorum bu ne işimize yarar? Biz bir state'imizdeki bir değerin mutation'dan sonra değiştiğinde gidip bunu lokal eğer persist olarak tutmak istiyorsak local storage'de local storage'de tuttuğum datayı bu şekilde değiştirebilirim. Yoksa işte oraya ekleyebilirim gibi bazı işlemler yapıyor olabilirim. Ya da örnek veriyorum bir başka bir data değişirken o datanın değişmesini istemiyoruzdur. O an onun arasına girip bir middleware oluşturabilirim gibi bazı güzellikleri var. Aynı zamanda mutationları dinleyebildiğim gibi, burası biraz uzun ama mutationları dinleyebildiğimiz gibi on action'la bizim yazdığımız action'ları da dinleyebiliyoruz. Burada bize bazı parametreler dönüyor. Name dedi işte çalışan action'ın adı. Store dediği hangi store'un action'ı bu? Zaten hani verdiğimiz store'a on action yapıp çağırıyoruz ama hani burada onu da parametre olarak dönmüşler. İşte hangi argümanları göndermişiz? O action'da onu. Daha sonra ben bu action oluştuktan sonra ne yapacağım? Bunun için bir after metodu kullanmışlar. Gelen result'a göre örnek veriyorum bir şey yapabilirim. O action'da gönderdiğim result'a göre. Bu tarz on action içinde de bu tarz olayları dinleyebiliyorum yine. Biraz hızlı gittik sanırım. Demo'ya gelelim. Demo biraz küçük bir demo olacak. Aslında biraz daha farklı bir şey yapmak istiyordum ama bazı sorunlar çıktı. O yüzden oluşturduğum demonun hepsini yazamayacağım. Evet. Şimdi hemen şunu bir oluşturdum. Ben arayüzünü oluşturduğum bir proje vardı. Bir araya giriyorum da biraz zoom yapabilir Tamam. miyim ya? Ben izliyorum da Aa. göremiyorum. Muhtemelen izleyenler de görebilir. Tamamdır. Aynen abi onu unutmuşuz. Hemen çıkıyorum geri, bilgin olsun diye girdim. Kusura bakma. Tamam sağ ol abi. Şu an iyi sanırım değil mi? İyidir herhalde. İyi, şu an gayet düzgün. Teşekkürler. Tamam. Evet. Bir ayarı daha kapatacağım. Size çat ses gelmesin. Kapatmıştım ama tekrar açılmış. Tamam.
Ben arayüzü oluşturdum. Bir tane API'dan product'ları alacağız. Birkaç ürün alacağız. Sonra bu ürünleri işte gruplarına göre ayırıp sayfada listeleyeceğiz. Normalde basket yapacaktım. Arayüz ona göreydi ama bazı sorunlar çıktı. Onu şu an yapamayacağım o yüzden. Evet. Bu White'da oluşturulmuş bir proje, bir projesi. Ondan bahsedeyim. Komponentleri hazırladım. Header'ımız var. Ondan sonra loader'ımız var. Products adında bir komponentimiz var. Bir de product item adında bir komponentimiz var. Şurada olacak. Hemen düzeltelim. Ana sayfada da header'la product'ları çağırdık sadece. Arayüz hemen göstereyim size. Tabii CSS'i biraz kötü, tasarımı kötü. yani çok da kusura bakmazsınız inşallah. Şimdi ilk önce Pina'yı kurmayla başlayalım. Yarn install değil tabii ki de yarn add pina dersek bu ekliyor. Daha sonra şunun seracinin altına ben source'un altına stores adında bir şey oluşturacağım. Folder oluşturacağım. Buna index.js diyelim. Bir de product adında bir store'umuz olacak. Product.js. Tamamdır. Evet, Pina'ya ekledi. Gördüğünüz gibi zaten çok çabuk ekliyor. Hani benim şu an internetim kötü. Bayağı bir kötü hem de. Ona rağmen çabuk ekledi. Evet. Şimdi import from Pina diyelim. Hemen burada örnek veriyorum. Create Pina. Buradan içindeki metotları görebilirsiniz. Daha bir sürü bahsetmediğim, atladığım fonksiyonlar var içinde. Genel olarak çok fazla kullandığımız fonksiyonlardan bahsettim. Daha sonra şöyle diyebiliriz. Export default create pin edersek bunu bir export etsin. Onun dışında şimdi gelelim main.js'imize. Main.js'te bunu kullanmasını söyleyeceğiz. Şöyle yapabiliriz. Buna const app diyelim. Ve store'umuzu import edelim buraya. Tamam. Sonra şu app olsun. Bir de app.use deyip store'umuzu verdik mi? Tamamdır. Bunu bu şekilde ayrı sayfada yapmanın amacı şu. Örnek veriyorum. Siz bir persist kullanacağınız zaman ya da farklı o state'in içinde farklı işlemler de yapabileceğiniz için bundan dolayı store dosyasını, ana store dosyasını ayrı tutmak main dosyasından bana göre daha temiz. En azından ben öyle ilerliyorum. Evet, şimdi store'umuzu ekledik. Şimdi gelelim product store'unu oluşturmaya. Sizden bir saniye rica edeceğim. Hangi domain'e request atmıştık onu alabilmek için. Hatta store'u neyse tamam.
Şöyle yapalım. Şimdi define store'u kullanıyoruz demiştik. Bir store, yeni bir store tanımlamak için. Hemen bunu import ettim ben. Daha sonra export edeceğimiz için bu state'i hemen export const diyelim. Mesela use product store diyelim. Daha sonra define store deyip hemen gelelim. Bu store'un adı product olsun. Daha sonra da içine hemen optionlarımı yazacağım. Bir tane product adında bir state'im olsun. Daha sonra bir tane de action'ım olsun şimdi. Bu action'ımda da action'ımın adı da fetch product olsun. Bunu önceden hazırlamıştım. Alacağım hemen. Bu fake bir API. Hani dummy data alabilmek için. Demoda onu kullanacağım. Daha sonra ilk önce bu API'dan ben fetch ettim. İşte fetch'i kullandığım için JSON'a parse ettim. Daha sonra da aldığım datayı this.products deyip state'ime eşitledim. Şimdi benim arayüzüme baktığım zaman burada gruplama olmuş bir kategoriyle. Bana gelecek datada şunun gruplanmamış hal gibi düşünebilirsiniz ki öyle. Şuna bakalım mesela. Şurada kuantitiler gelmeyecek, onu ben yazmıştım. İşte içinde her birinin kategori adında string bir field'ı var. İşte ID'si var, title'ı var. Ben de oluşturduğum komponenti bu dataya göre oluşturdum zaten. Şu anda şey, hani bu dummy datadan besleniyor komponent. Şimdi orayı dolduracağız. Ama benim bu gelen datayı gruplamam lazım ilk önce. Bunu da getters ile yapalım isterseniz. Getters'ın adı categories olsun. Örnek veriyorum. Aslında burada Lodash'in group by'ını kullanabilirdik ama manuel yapıp geçelim şimdilik. Onu da şu şekilde yapacağız. İlk önce ben bir kategorileri unikleştireceğim. Kategori list adında bir değişkene atayım. Daha sonra da bu kategori products'ların içinden product'larla kategorileri group by yapıp filtreleyeceğim. Onu da reduce'te. Gördüğünüz gibi burada kategori listi reduce ettim. Gittim burada boş bir obje oluşturdum ilk önce. Sonra her reduce'te işte kategori objesini oluşturdum. Daha sonra product'ların içindeki kategorileri bu kategoriyle eşleşen kategorileri filtreleyip daha sonra objeyi return ettirdim. Bu böylece de gruplamış olduk. Şimdi gelelim bunu arayüz tarafında kullanmaya. Hemen. Şimdi burada dummy datadan besleniyor demiştik. Ben bunları bir kaldıracağım ilk önce. Da şunları da kaldırayım şu anda. Heh, bunlar kalsın da kullanmayacağız. İlk önce ne demiştik? Reaktif olarak alabilmek için datayı bizim store to refs'e ihtiyacımız var pinanın içindeki. Bunu ekleyelim. Daha sonra bir de store'un kendisini ekleyelim. Use product store. Burada gördüğünüz gibi hemen ekledi. Sonra
Product Store diyelim buna. Daha sonra da Use Product Store deyip store'umuzu oluşturduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Daha iyi görebilmeniz için Product Store to Product Store'u verip şurada bazı şeyler göstereceğim size. Çıkmadı şu anda. Neden çıkmadı acaba? Enteresan. Editör tamamlamadı şu an. Şimdi şuraya kadar biz state'imizi reaktif bir şekilde aldık aslında. Hatta bunu bir referansa dönüştürdü. Daha sonra hemen onMode'da ben async bir işlem yapacağım. Gideceğim Product Store'dan. Bak şurada görebilirsiniz. Dispatch ID 10. Söylediğim referanslar, söylediğim bahsettiğim metotlardan bazılarını burada görebilirsiniz. Daha sonra neydi bizim fonksiyonumuzun adı? Action'ımızın adı Fetch Product. Aynen bunu da çağırdım şimdi. Şöyle bir hemen product diyelim. Bu şekilde aslında bize bir referans döndürecek. Kendisini döndürmeyecek. Onu göstermek için şu an böyle bırakıyorum. Hemen gelelim. Bakalım nerelerde hata yaptık. State is not a function. Niye böyle dedi? Bir saniye yeni rica edeceğim. Tabii. Yo aslında. Bu doğru. Şurada mı yanlış bir şey yaptık? Allah şöyle yapacağım. Aynen. Şu state'i yanlış yazmışım. Bu state bir function olması gerekiyor. Ona da hata verdi. Evet, aslında şu an datalarımızı çekti. Gördüğünüz gibi bir referans döndü ve bunun biz value'sunu buradan alabiliriz. Şöyle hemen. Gördüğünüz gibi statlerimiz artık elimizde. Her birinin kategorisi, description'ı, ID'si, imajı, price'ı gibi dataları var. Şimdi ben burada aslında gruplu olduğu için product değil şey kullanacağım. Kategorizi kullanacağım. Gördüğünüz gibi getter'ı da hemen burada tamamladı. Daha sonra gördüğünüz gibi buraları datayı eskisi gibi doldurdu aynı şekilde. İşin özü aslında bu kadar state kullanımının. İşte action'ları dinleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ben son eklenen
ürünü sallıyorum şu an, tabii öyle bir şey olmaz da state'imde tutmak istiyorsam örnek veriyorum. Gidip bu action'ı dinleyip orada local for each'e şey, local store içe yazdırabilirim gibi bazı işlemler yapabiliriz. Onun dışında persist olayından bahsedeyim biraz. Kendimiz manuel olarak da yapabiliriz aslında bu şey subsır diyemedim ya yine. eventleri dinleyerek diyeyim, mutation'ları ve action'ları dinleyerek diyeyim, patch'leri ve action'ları dinleyerek. Ama bir tane de yine Eduardo'nun yazmış olduğu bir plugin var. Wix Persistent Plugin adında şey, Pina Persistent State adında bir plugin. Hemen bulup size onu da göstereyim. Bir dakikanızı rica edeceğim. Evet, bahsettiğim plugin bu. Dediğim gibi yanlış hatırlamışım bu arada. Eduardo yazmamış bunu. Ama bu ekibinin desteği büyük. Örnek veriyorum burada persist kullanmak istiyorsanız eğer işte use pina.use deyip herhangi bir işlem yapabilirsiniz aynı view'daki gibi. Daha sonra işte buna persist state'i kullan diyoruz. Sonra kullanacağımız state'lere persist true ya da işte bazı özellikler verebiliyoruz. İşte git bunu session store'da tut. İşte bunun key'i şu olsun. Sadece şu bu state'deki bu store'daki sadece şu Store'u tut gibi petle verebiliyoruz bu şekilde. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Varsa soru alabilirim. Sanırım yok. Biraz Ben de hızlı gittik sanırım. bakıyorum sorulara şu an. Soru yok gibi. Bir şey Tamamdır. sorayım. Bu arada Emin Akçıl son şey state tanımlanırken function olarak tanımladık. Reaktif değişkeni return ettim. Store to refs kullanmalı mıyım? Demiş. Kullanmalıyız çünkü ya şöyle aslında kullanmasak oluyor ama gidip mesela ben şu state'i şöyle tanımlarsam şu datayı bu şekilde tanımlarsam reaktif şekilde çalışmayacaktır. Dokümantasyonda yazılana göre. Peki bir soru daha var. Vue Native durdurulmuş. Ne düşünüyorsunuz? Vue ile mobil uygulama alternatif öneriniz var mı? ya açıkçası ben onu uzun zaman oldu bakmayalı. En son baktığımda da şeydi. React Native'in altyapısını kullanıyordu zaten. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Bu arada ben de ona o konuda biraz geçenlerde bakmıştım. En son yoktu düzgün bir şey. Genelde o tarafta şu an React Native ve Flutter
öncelikli gidiyor. Başka soru var mı? Başka soru YouTube'dan gelmiş. Pinyat persist eklentisinde zaman aşımı ayarlayabiliyor muyuz? Yani bir timeout verebiliyor muyuz demiş. Dokümantasyona bakmak lazım. Benim hiç ihtiyacım olmadığı için açıkçası o konuyu bilmiyorum. Yani, ben biraz şey ve ihtiyacım olduğunda gidip dokümantasyonunda arattığım için. Çünkü Evet. Derya Deniz o dokümantasyonlar bir bakıma da yanlış bir bilgilendirme yapmayayım şimdi yani. Evet. Başka soru görmüyorum şu anda. Bu arada bir arkadaş Ionic ile yapılabiliyor demiş bir üçte. Tabii ama o şey olmuyor. Native olmuyor yani aslında. Aynen. Direkt HTML. WebView. WebView Aynen. koyuyorsun içine yani. WebView oluyor. Teşekkürler Hatice. Zaten Ben de tam teşekkür ederim. onda da bitirmiş oldun. Süreni de çok güzel kullandın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. Seni uğurluyoruz o zaman. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Bir daha bekliyoruz tekrar eventlerini. İnşallah. Aynı zamanda İnşallah. diğer eventlerde de seni takip etmeye devam edeceğiz. Diğer bizim olmayan eventlerde. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendine dikkat et.